Herkese merhaba, ben Tuğçe Oduvar. Bugün sizlerle Eylül ajandalarımızı hazırlayacağız. Her ay olduğu gibi bu ayda konu bulurken tabii ki de çok zorlandım. Bir yarım gün falan harcayıp başladığım konudan çok alakasız bir temayla, yani konu diyorum temayla sonuçlandırdım videoyu. Bir yandan çizerken size hemen bundan bahsedeyim. Çünkü gerçekten çok ilginç bir konu konuşmak için. İlk önce başlarken şey düşündüm. Eylül öğrenci ajandası yapayım, birazcık okulla alakası olsun diye. Sonra niye okulla alakalı yapıyorum canım? O da çok duruma uygun, çok mantıklı, çok normal bir yaklaşım olur, bu kanala yakışmaz diye biraz alakasız bir şeyler arayayım dedim. Sonra ki yine en azından Eylül'e uysun diyerekten böyle bir sonbahar teması, hafif böyle kozi bir ortam, çalışma odası, belki çalışma masası gibi bir şey yapayım dedim. Hatta aklıma çok yatmıştı böyle. Video çekmeden önce yatarken böyle yatakta bunu düşünüyorum. Çünkü yarın kalkacağım, kozi bir çizim yapacağım, yaşasın Eylül falan diye heyecanlanıp sabah kalktığımda sketcher atarken fark ettim ki yapamıyorum, olmuyor. Kalktığımda açıkçası böyle canım bir şey çizmek istemiyordu. Ve kendimi zorladım, bu videoyu yetiştirmem gerekiyor. Çünkü işte bullet journal'ların kötü yönü bu, gerçekten yetiştirmek gerektiği için bazen canım hiç istemese de çiziyorum ve gerçekten içime sinmeyen şeyler çizmiş yani. Evet, genelde içime sinmeyeceğini düşündüğüm şeyler içime siniyor videonun sonunda ama başladığımda genelde kendimi zorlayarak başlıyorum. Bu videoda aynı şekilde, bu videonun öncesi daha doğrusu aynı bir şekilde oldu. Böyle oturdum birazcık şeyler çizeyim dedim. İşte çalışma masasından böyle 3 ayrı belki kolaj gibi minik böyle kutuların içine sanki böyle fotoğraf karesiymiş gibi 3 tane parça çizerim diye düşünmüştüm. Bunlar için işte referans fotoğraflara bakıyordum, başka çizimlere falan bakıyordum ilham bulayım diye. Olmadı ya, bildiğim 3 sayfa falan sketch yaptım. Ve o kadar kötülerdi ki bir süre sonra şöyle oldum. Allah'ım ben ne çiziyorum diye kahveden başlayıp oradan gene yaprağa dala dönmüş. İşte bana en kolay gelen yönlere doğru böyle gittiğim için yavaş yavaş kendimi biraz kaybettim. Sonra dedim ki hadi görsel biraz en azından bana güzel gelecek bir şeyler çizeyim derken bir tane çok sevdiğim bir çizer var, Iravil diye. Kesinlikle bakın, çünkü bu ayın temasını kesinlikle ve kesinlikle ondan ilham alarak çizdim. Onun böyle bir çizimleri zaten bu çizimin son hali çok yakın, yani onun tarzından böyle bayağı esinlendim. Kendisine buradan teşekkür edelim. O çizimlere bakarken böyle aklıma şey geldi, tam hani sonbahar manzaralarına kayın birazcık daha, sonbahar işte landscape gibi olsun birazcık böyle içimize açsın ama daha çok huzur veren bir şeyler çizeyim. Neticede okula falan dönecekler var, içinizde stres olmuşsunuzdur falan diye, huzurlu bir sayfa olsun ilk sayfa derken böyle daha çok şehir minik köy görüntüsü gibi bir şey çizmeye karar verdim. Birazcık işte bitkiler falan olur renkli. Birkaç tane bina olur, bilirsiniz ev bina çizmeye bayıldığımdan. Benim de işime geldi. Çünkü artık en son şey düşünüyordum. Kız mı çizsem acaba ya falan diye. Kız konulu hiç bullet journal yapmamıştım ya. O kadar ilhamdan uzak, o kadar ne çizeceğimi bilmez haldeydim. En sonunda böyle minik bir köy manzarası, sonbaharlı bir köy manzarası gibi bir şey çizmeye karar verdim. Yani aklıma tabii ki de her bullet journal'a başlayan insanın olduğu gibi sonbahar aylarının en bilindik konuları bal kabağı ve mantar geldi. Bunları dedim ki bir sonraki aylara saklayayım. Birazcık daha böyle ilhamdan uzak, ne yaptığımı bilmez bir halde oturup başlarsam en azından backup planlarım olmuş olur. Ama Eylül'e çok uyuramadım. Neticede tam yaz bitişi, sonbaharın başlangıcı, hala bir yaz ışıltısı var ama okul da başlıyor falan, böyle ilginç bir ay. Ayrıca güzel de bir ay. Benim en sevdiğim aylardan biri çünkü bana şey hissiyatı veriyor. Bilmiyorum sizde de var mı öyle bir şey. Ocak gibi bir hissiyat veriyor mesela. Onda da Haziran da öyle mesela. Haziran, Ocak ve Eylül. Bak çok sevdiğim 3 ay şu anda ortaya çıktı. Ben de yeni fark ettim. Daha önce hiç oturup bu konuda düşünmemiştim. Neyse ki hayatım henüz o kadar sıkıcı değil. Böyle Eylül'de şey hissiyatı var. Yani yaz bitiyor, evet sıkıcı ama okul da başlıyor. Böyle yeni başlangıçlar, yeni kararlar alabileceğin, yeni bir düzen oturtabileceğin. Çünkü benim için gerçekten Ağustos ayı genel olarak ve özellikle bu Ağustos ayı İnanılmaz uyuşuk geçti. Böyle bildiğin yavşaklığın dibine vurdum. Evde yatıyorum, yuvarlanıyorum, canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Ya şey de değil böyle hani depresyon gibi canım hiçbir şey yapmak istemiyor da değil. Gerçekten canım kreatif anlamda, çalışma anlamında hiçbir şey yapmak istemiyor ki. Ben çalışmayı seven bir insanım. Kendime şaşırdım falan dedim. Herhalde yoruldu vücut. Çünkü evet, öküz gibi gezdiğim için ondan yorulmuş da olabilir. Ama insanın yattıkça yatası gelir, böyle yedikçe yiyesi gelir ya, öyle bir şey. Benim de gerçekten tatil yaptıkça yapasım gelmişti. Ağustos ayını böyle kendimi toparlayıp hadi artık şu düzene dön diye zorlayarak geçirdikten sonra en azından Eylül ayının o bendeki minik hissiyatıyla beraber biliyorum ki bir tık daha böyle aktif, bir tık daha bir şeyler yapar olacağım Ağustos ayına kıyasla.
Onun için bu aya birazcık daha özendim. Ama öyle olur ya, böyle özendiğin bir şey, genelde böyle bir çizime çok özeniyorsan falan çok genel çizgilere de çok daha iğrenç bir şey çıkar. En azından bana öyle oluyor. Ne zaman ya bugün güzel bir şey çizeceğim, bu çok iyi olsun falan diye böyle minik minik bir stres yüklemesi yaptığım için background'da o çizimin sonu böyle hüsranla sonuçlanır. Bu ayki tema da o şekilde oldu. Ellerim güzel bir şey bulacağım, öğrenciler nasıl yapacağım falan diye. Üstüne o kadar çok düşündüm ki hiç düşündüğüm, yani düşündüğüm şeyler o kadar güzelken yaptığım şeyler hiçbir zaman ona örtüşmediği için hiçbir şekilde. Böyle gerçekten ilhamsız kaldığım, ne yaptığımı bilmez bir temayla karşınıza çıktım. Ama hiç değilse, içinizde Iravili bilmeyen varsa, sizi böyle güzel bir sanatçıyla tanıştırmış oldum kendisine ilham alarak. Gidin mutlaka sayfasına bakın. Çok 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 güzel işleri, inanılmaz ilham verici çizimleri var. Neyse, konuyu nasıl seçemediğimden uzun süre bastıktan sonra, isterseniz konu önerileriniz varsa bana aşağı yazabilirsiniz bu arada. Geçen ay size sorduğum soruları mesajlarda böyle herkes uzun uzun cevaplar vermiş. Nasıl içim eridi, ciddiye alındığımı, duyulduğumu bilmek beni çok mutlu etti. Bazen çünkü gerçekten acaba insanlar beni dinliyor mu yoksa ben kendi kendime konuşuyorum diye düşündüğüm oluyordu. Gerçekten dinlemişsiniz, cevap vermişsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu ay da cevap vermek isterseniz bana konu önerileriyle gelebilirsiniz ki mantarlara aşırı yükseliyorum. Bir kez mantar çizimi yapmıştık bu kanalda, chat ve sketch'te. Ama mantarı tema olarak işleyebiliriz ya da mantarı işte bal kabağını, solmuş yaprakları falan karıştırıp böyle bir sonbahar dudulları gibi bir şey de yapabiliriz bir sonraki aya. Varsa aklınızda bana kesinlikle konu önerilerinde bulunabilirsiniz. Onları dikkate alıyorum. Uyguladığımı her zaman söyleyemem. Ama gerçekten aklım bir köşesine yer ediyor. Bu arada şey de duymak isterim. Mesela şeyi fark ettim böyle. Bundan 2 sene önce falan sürekli bir Draw This In Your Style Challenge vardı ya. Böyle bir şey çiziyorduk. Onu siz de kendi tarzınızı çiziyordunuz falan. Ondan bir ara çok yapıyordum. Böyle son zamanlarda belki de takip etmediğim için karşıma da çıkmıyor ya da artık eskisi kadar yaygın olmayabilir ama öyle bir şey yapalım mı tekrardan? Benim hoşuma gidiyordu, sizin de hoşunuza gidiyorsa aslında etkileşimi de arttırıyordu. Çünkü gerçekten benden kaynaklı etkileşimimiz çok düştü. Hani bu takipçi kasma anlamında değil de sizle böyle çizim exchange'i yapmak gibi, sizin çizdiklerinizi görmek anlamında, böyle beraber birbirimize ilham olmak anlamındaki exchange'den bahsediyorum. Onun için böyle bir challenge geldi aklıma. Bunu ya da başka bir alternatif varsa mesela sizin aklınıza gelen, şöyle bir şey de yapabiliriz diye. Bunları da bana söylerseniz sevinirim. Birazcık arttıralım, birazcık birbirimize enerji geçirelim. Çünkü gerçekten benim sizden gerçek enerjiye ihtiyacım var. Bu uyuşukluk haline çıkmak istiyorum bir an önce. Beynim çıkmış halde ama vücudum kesinlikle çıkmak istemiyor. Ama Eylül'de beni heyecanlandıran birçok şey var. Birçok şey dedim ve şu an kesinlikle yalan söyledim. Sadece bir şey var. O da yıllar sonra büyük bir konsere gideceğim. Guns N' Roses geliyor buraya. İlk haftası Eylül'de gidip onun konserini dinleyeceğim, zıplayacağım falan. Yıllar sonra festivale katılacağım, böyle büyük bir festivale. İnanılmaz heyecanlıyım onun için. Bu arada sizin Eylül'ünüz nasıl görünüyor? Size birazcık heyecan, birazcık enerji vermişimdir umarım. Çünkü benim o kadar çok ihtiyacım var ki sizin de ihtiyacınız olduğunu düşünerekten size birazcık böyle enerji yüklemesi yaptım. Okula başlıyor musunuz? İşe başlıyor musunuz? Ya da tatile başlıyor musunuz? Neler yapacaksınız? Bir belirtin bana. İnsanların Eylül'ü nasıl görünüyor? Sizin için tabii şimdi intikam günü. Sizin için artık winter is coming. Benim için de summer is coming. Bütün tatil fotoğraflarınıza bakarken evde montla oturuyordum. 3 kat çorap giyiyordum üst üste. Evet, Rio'da da kış oluyor, tamam mı? Yani burada aslında çok kış olmuyor. Yani 18'e falan düşüyor ama evi öyle bir tasarlamışlar ki yazın sıcağına karşı olsun. Evin içi böyle -10 derece falan daha düşük dışarıdan. Onun için ofiste otururken böyle soğuktan minderin altına battaniye falan örtüyordum. Dizime neneler gibi falan çalışıyordum. Giriyorum Instagram'a, bakıyorum. Denizler, kumlar, güneşler, Allah'ım her şey çok güzel. Çok özeniyorum. Artık sıra sizde. Şimdi siz öğreneceksiniz diyorum ve herkes beni unfollow ediyor. Öyle oluyor çünkü ya. Şimdi buraya yaz geldiğinde ben size şimdi yaz fotoğraflarını paylaşacağım. Tabii ki de güzel sahilleri. Vicdansız Tuğçe, pislik Tuğçe diye böyle nefret mesajları alıyorum. Nefret mesajı değil de yapılır mı lan bu falan diye böyle kötü de hissediyorum birazcık içten içe ama arkada da gülüyor sinsi sinsi. İntikams. Artık bana yaz geliyor, kusura bakmayın artık. Hoş içinde kışı seven de kesin vardır ya. Ben de özlüyorum aslında böyle kar yağsın, kış olsun, mevsimlerin geçişlerini görmek falan. Hem bir zaman mantığı, zaman akışı mantığı yükleniyor insana. Bir de heyecanlandırıyordu beni mesela.
her gelen ay yeni bir şeyle geliyor. Tamam bir Mart, Kasım falan bir iğrenç, çok bir şey getirmiyor aslında. Özellikle Mart, Şubat ve Mart karaktersiz pislikler. Soğuk ve daha da soğuk şeklinde. Yani ben Eskişehir'de olduğum için benim için soğuk ve daha da soğuk anlamına geliyordu tabii ki de ama... Ya onlar da güzeldir şimdi ezmeyeyim ayları durduk yere. Bir durdu aya çemkirdi. Ama burada genelde hani kış oluyor dedim ama şey olmuyor mesela. Yani sonbahar, ilkbahar gibi bir şey yok. Kar kesinlikle olmadığı için senelerdir kar görmedim. Şeyi de anlamıyorum mesela. Çoğu zaman hangi ayda olduğumuzu gerçekten takvime bakarak ya da iş takviminden takip edebiliyorum. Yani şu an ne okulum var, okulum bittiğine düzenli işte ayların geçişiyle alakalı bir işim var. En önemlisi de havada soğuması dışında hiçbir değişiklik olmadığı için yani soğuyor ama hala güneş. Yani ne kar yağıyor ne ağaçlar yaprak döküyor zartürt yani hep döküyor yıl içinde böyle aydan aya. Ama mevsim geçişi adı altında dışarı baktığında hangi mevsimde olduğunuzu anlayamadığınız için bir zaman nasıl geçiyor, zaman nasıl akıyor fark edemiyorum. Malezya'da daha kötüydü çünkü bütün sene yazdı orası. Çok güzel bitmeyen yaz yapmışlar ama zamanın geçtiğini anlamıyorsun. Sanki böyle bir ışınlanmışsın bir yere, fanusun altına girmişsin. Bir Truman Show'da yaşıyorsun ve hayatın orada böyle stop düğmesine basılmış gibi ama yaşlanıyorsun bir yandan da falan. Böyle bir saçma bir şey, psikolojik bir buhrana sokuyordu insanı. Yani hem güzel hem kötü böyle saçma bir şeyi vardı. Burada bir tık daha iyi ama şeyden daha iyi mesela Fransa'da yaşarken de kuzeyinde yaşadığımız için orada bitmeyen kış yapmışlardı. Ona kıyasla burası kesinlikle çok daha harika. Ya bu arada bir de şeyden bahsetmek istiyordum. Video başlarken mesela giriş çekimlerim, genel olarak videonun akışı, şablonlarım birbirine o kadar çok benziyor ki acaba şey dedim tekrara mı düşüyorum? Çünkü evet bana uyduğu için bu şekilde yapıyorum. Benim artık hani şeyim imzam gibi bir şey oldu videonun girişleri, genel videonun akışı. Ve hani oturttuğum için, güzel durduğu için, göze hitap ettiği için de yeni bir şey girmiyor. Bir de insan konfor zona girdiğinde böyle oradan fazla çıkmaz ya. Kendimi şey hatırlattım, Tuğçe çok fazla girdin hani bu konfor zona. Dekorasyonun bile tekrara düştü deyip bugün mesela ayçiçeği dekorasyonu getirdim. Beni çılgın. Çok heyecanlandınız değil mi? Hatta şey oldum, ayçiçeği konsepti mi yapsam dedim. Sonra aklıma geldi, geçen yıllarda yapmıştım diye. Sevdiceğimin... yapmıştım diye oradan bir yırttık ama renklerle falan konseptle uyacağı için böyle bir çılgın değişikliğe gittim. Evet minik değişiklikler yapıp kendimi ve sizi şaşırtıyorum. Ama genel olarak videolarda bir tekrara düşme şeyi var. Bu da şeyden kaynaklanıyor muhtemelen sadece kanala Bullet Journal videosu geldiği için çünkü onun deadline'ı var yani aksatamayacağım için sürekli onlar geliyor ama hakkımı yedirtmem. Bu ay bir çizim ve sohbet geldi araya. Çok çılgın değil mi? Vallahi ben bile şaşırdım kendime. Söz verip tutmam ya gene diyordum. Ama bu kez şaşırttı. Bu kez sözünü tuttu. Umarım bu ayda ikinci bir çizim sohbet gelir. Bir de sizle anket falan yapıyoruz. Onları da ciddiye almıyorum gibi görünebilir ama anlıyorum. Dijitale giriş videosu falan da gelecek. Böyle başka işler girdiğinden araya ve sağlık sorunlarından dolayı açıkçası fazla yapamadım. Ama hepsi listemde, hepsi duruyor. Hepsini yapacağım. Yani bir gün gerçekten yapacağım ya. Yapacağım diyorsam yapacağım. Bir de onu yapacağım demeni verdiği sorumluluğun altında zaten ezildiğim için böyle kötü hissediyorum. O yükü üstümden de atmam gerekiyor yani. Hani şu an kanaldaki hiçbir takipçi kalmasa bile o videolar bir gün gelecek. Çek, 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 çek. Ve sesi eko ile beraber yankılarım. Geçmişin tozlu sayfalarında kaybolmuştu. Her neyse chat, sohbet etmek güzel. Evet konuşmayı da maşallah çok özlemişim. Yaptığım şeyden bahsedeyim birazcık da. Gördüğünüz gibi bir tane manzara oluşturuyorum. Bu video özel büyük setimi de çıkardım. Bilmeyeniniz varsa Winsor & Newton'ın Katman serisinin sulu boya seti. Ama bu kaçlıktı, kaçık olduğunu bile unutmuşum. O kadar uzak kaldı olaydan. Bir de bunun küçük versiyonu vardı yıllardır terk etmediğim. Ama dedim ki bunu da kenarda bekletip es geçeceğime bunu kullanayım deyip bu setimi çıkardım. Çok çılgını biliyorum. Ama bunun yanında mesela bir kavanoz dolusu böyle 50'ye yakın falan yeni fırçam var ve hiçbirini kullanmıyorum. Çünkü size fırça deneme videosu çekeceğim. Onlar da böyle bir senedir kenardan bana bakıyor mesela. Bir bayağı bekledikten sonra paketlerini açtım koydum ama kullanmadım. Yepyeni duruyorlar yani üstüne boyası kalori yepyeni olsun hep beraber deneyelim. Şeylik sattecilik olmasın diye. Eski artı kenarları kabarmış fırçaları falan kullanıyorum. Bunda bir update etmek adına gerçekten bir video gelmesi gerekiyor. Bir de şey var ya. 100.000 abone plaketim gelmişti benim bundan 1,5 yıl önce. Daha onu açmadık. Çünkü bir vlog çekip böyle ofis vlogu çekip onu da açmak istiyordum sizinle. Yemin ediyorum açmadım. İçine bir kez bile bakmadım. Heyecansızlık da değil bu işte. Gereksiz fanatiklik mi, bağlılık mı diyeyim ne olduğunu ben de bilmiyorum. Her neyse. Bu videoda pilot kalemimi kullanamadım. Çünkü gerçekten hemen hemen hepsinin ucu tıkandı, dönmüyorlar artık.
ağzına tükürdüğümün sistemi. Türkiye'den aldıklarım böyle çıktı. Yani mesela Asya'dan aldıklarım da hiç böyle bir sorunla karşılaşmamıştım. Birinde mi ne olmuştu yani. Diğerlerin hepsi içindeki mürekkep bitene kadar çalıştı. Onun için mikron kalem kullandım bunda. Beyaz olarak da bu işte Signo'nun, Uniball Signo'nun beyaz kalemini kullanıyorum. Benim kağıtlarımın üstüne çok güzel durduğu için. Artık çizimin altına September diye ayın başlığını attıktan sonra giriş sayfamızı bitirmiş bulunuyoruz. Sevimli oldu. Güzel duruyor bence. Şimdi geçebiliriz bir sonraki sayfaya. Biraz suyu çok kullanmıştım. Çok buruşmamış ama hafiften bir buruşukluk olmuş. Neyse o kadar ziyanlı yok. Neyse bu sayfaya ayın büyük bir takvimini yapacağım. Ama tamamen takvimle kaplamayacağım. Birkaç ay önce böyle takvimin yanına notlar kısmı bıraktığım bir video çekmiştim. O gerçekten benim işime gelmişti. Çünkü yapılacaklarımı başka bir sayfaya yazıp takvimi başka bir sayfaya yapınca Allah'ım ne büyük hassle. Bir sayfadan öbürüne geç falan. Çok enerji harcıyorum. Böyle bir enerji israfına karşı gelmek için yapılacaklar köşesinde bu sayfaya bırakmaya karar verdim. Ama öncelikle sayfanın kenarlarına konsepte uygun süslemeler, şekiller, hödebede koyacağım yerlerin boyalarını atarak başlıyorum ki onlar kururken de şablonu oturtabilirim. Şimdi bu videoyu daha önce izlediyseniz zaten bu şablonu genel olarak nasıl kullandığımı biliyorsunuzdur ama ilk kez izleyenler için hemen bahsedeyim. Genel olarak böyle ayın her gün için büyük bir kutular bırakıyorum ki o kutuların içine gidip alacağım hani yemekle ilgili olabilir, yapılacak şeylerle olabilir, toplantılarla ilgili olabilir, randevularla ilgili olabilir, hatırlamam gereken o gün için planlanmış şeyi hatta böyle günlük planlayıcı olarak bile kullanıyorum, böyle yapacağım şeyleri yazıyorum ki hani boş boş geçmesin günlerim, dengeleyebileyim hani işi, sosyal hayatı ve işte hobilerimi falan diye. Kutucukların için gerçekten o ay neye ilgi gösteriyorsam, neyi takip etmek istiyorsam onları yazıyorum. Bomboş böyle kocaman kutular olması da benim işime geliyor. Genel böyle gözlem de yapabiliyorum. Hatta bazen böyle ayın öbür aylarına gidip o aylarda ne yapmıştım ya falan diye böyle bakıyorum. Sanki aslında günlük tutmak gibi ama ne yaptım, ne yapmışım, nasıl gidiyormuş falan diye böyle geçmişin sayfalarında, tozlu sayfalarında minik bir geziye çıkıyorum arada. Nostaljik anlar yaşıyorum çünkü canım çok sıkılıyordu. Şey geldi aklıma ya bu arada geçenlerde. Seyahate gittiğimde iPad'i kullandığım için genel olarak her şey planlayıcıda da. Acaba artık hani dijital ajandaya mı dönsem falan hani kağıt evet çok hoşuma geliyor ama seyahat ettiğimde kullanamıyorum. Şimdi yanımda taşımak istemiyorum defter. Ya bir sürü defter taşımam gerekeceği için sonunda. Hani iPad'e mi geçsem tamam mı falan diye düşündüm. Sonra size sormak da istedim aslında. İçinizde bu dijital ajanda kullanan var mı? iPad'den takip eden var mı? Çünkü artık neredeyse herkes telefondan ya da işte teknolojik cihazlardan takip ediyor fazla. Evet, klasik çok var benim gibi. Ritüel gibi bir şey bu çünkü. Bilmiyorum size de öyle hissettiriyorum hani. Yeni gelecek aya hazırlanıyorsun, böyle minik hayaller kuruyorsun, kutucukları nasıl dolduracağını merak ediyorsun, kendi bir yandan da motive ediyorsun. Özellikle habit tracker kısmında işte sporunu, işte sağlıklı beslenmeni, yeni öğreneceğim bir şey falan, bunları böyle bu kutucukların hepsini dolduracağım, işte birazcık da aktif olacağım falan diye en azından benim için böyle motive edici bir şey bunu hazırlamak. Çok hoşuma gidiyor. Ama bunu dijitalde de hazırlayıp dijitalden de takip edebiliriz. Kağıda dokunmak gibi aynı his olmuyor. Ben yani kitapları bile dijitalden okumuyorum olabildiğince mecbur kalmazsam. Ama sizin için nasıl böyle hani şu uç artık dijitali geçelim, arada böyle farklılık olsun, bir ay dijital yapalım, bir ay işte traditional yapalım mı dersiniz, yoksa ya böyle iyi biz kağıttan devam edelim bir süre daha. Daha teknolojinin için o kadar gömülmedik mi diyorsunuz? Sizin dönüşlerinizi, görüşlerinizi bildirmenizi çok isterim. Neyse. Altta ve üstte bu aydan boş kalan yerlere minik çizimlerimi yapıyorum ve daha sonra da canım cetvelimle ayın kutucuklarını bölmeye başlıyorum. Bu şablonu biraz tekrar düşünüm farkındayım. Aslında tam olarak nasıl bir şablon yapacağımı da bilemedim. Hani dedim okula gidenler belki bu kutucukların içine ders programlarını yazarlar işte renk kodlarıyla falan böyle hatta daha belki direkt kuru boya gibi bir şeyle ya da böyle sulu boya bayağı sulandırıp her ders için bir renk seçip o kutucukların içine o renklere boyayıp böyle minik yazı yazmadan kutuları sadece ders programı için harcamadan böyle ders programı gibi de kullanabilirsiniz diye düşündüm. Belki not kısmına da işte yandaki ödevlerinizi falan yazabilirsiniz. Böyle düşündüm. Çünkü tam olarak şeyi oturtamıyorum. Okula gidenler neyi takip ediyor? Mesela onu da belirtebilirsiniz bana. Bir sonraki aylarda size mesela alternatif şablonlar önerebilirim. Kendim kullanmasam bile. Çünkü ben bu takvim sadece hani size ilham olsun, size nasıl yapılın göndermek, göstermek için değil. Kendim de kullanma amacıyla yani kullandığım için tutup öğrenci ajandası yapmam, tamamen öğrenciyle dönük bir ajanda yapmam, kendim kullanmayacağım şablonlar koymam çok saçma olacaktı, boşu boşuna yer isyanı olacaktı ve bana hiçbir şekilde hizmet etmeyecekti. Onun için
Böyle size hem sizin kendinize uydurabileceğiniz hem de size alternatifler verebileceğim bir video olsun istedim. Mesela bu kutucuklar için renklendirerek dediğim gibi ders programınızı oturtabilirsiniz. Yanlarda renk kodlarını, derslerin isimlerini yazabilirsiniz. Bir sonraki sayfada birkaç şablonumuz daha olacak. Oralarda mesela ödevlerinizi, ders takiplerinizi, işte projelerinizi, notlarınızı falan yazacağınız alanlar ayırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ya da buna ilave eden Tuğçe şöyle bir alan ayırsana ya da böyle bir alan için bir fikrim var mı derseniz, öyle bir şey merak ediyorsanız bana onları da yazın alttan. Bir sonraki ayda bulursam alternatif bir fikir ya da öneri, onları da size söylerim Bullet Journal videomuzda. Çünkü hiçbir şey olmasa bile bu kanala her ay gerçekten ajanda videosu geliyor. Her neyse, sol tarafımın başlığını atıp notlar diye daha sonra ayın günlerinin tarihlerini yazdıktan sonra ve her seferinde bunu yazarken minik bir ansiyete krizi yaşıyorum. Çünkü hep böyle Allah'ım yanlış mı yazıyorum falan filan derken böyle şimdiye kadar yanlış yazdım çok az oldu ama bu ay gerçekten sondaki kutucukları fazladan ayırmışım. Allah'ım niye bu kutular boş kaldı falan filan diye kendime bir stres yaşadım. Neyse ayın günlerini yazdıktan sonra artık bu sayfamız tasarımına gelmiş bulunuyoruz. Sade ve güzel oldu. Konseptten de çok kopuk olmadı. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Şimdi bu sayfanın ikisini beraber kullanıyorum aslında. Burada işte alışkanlık takiplerim, kreatif idealarım falan filan oluyor. Hatta bu ay yeni bir tane kısım ekledim. Ondan da bahsedeceğim size birazcık. Ama ilk olarak şablonlarımı bölerek başlayacağım. Habit Tracker için bu ay 6 tane takip etmeye karar verdim. Çünkü çok az takip edince böyle Allah'ım işte çalışmak ve spor dışında hiçbir şey takip etmiyorum. Birazcık daha sosyal hayatı da ilave edeyim dedim. Çok takip ettiğimde niye bu kadar çok şey var diye böyle strese giriyordum. 6 şimdilik iyi göründü bana. Onların kutularını bölerek başlıyorum. Daha sonra da altında böyle ve sağ tarafında başka kısımlarımız olacak. Öncesinde takip edeceğim alışkanlıklardan bahsedeyim. Benim için her zamanki gibi işte sağlıklı beslenme ve spor olacak. Geçen hala oturtamadım. Spora biraz yavaş yavaş başlamaya başladım ama öyle bir şey ki bilmiyorum. Spor yapıyorsanız biliyorsunuzdur. Başlayınca devam ettirmek çok kolay. Gerçekten vücut istiyor ama bıraktığında geri başlamak gerçekten çok zor ve ben şu an o noktadayım. 2 ay ara verdiğim için tatildeyken böyle vücudum gerçekten unutmuş ve güçsüzleşmiş, direkt o gücünü kaybetmiş, onu fark ettim. Şu an mesela eski performansa spor yapamıyorum. Bunu görmek de gerçekten motivasyonumu daha da düşürüyor. Canım gitmek istemiyor falan böyle. Bir de ben evcimin olduğum için eve gidince evden çıkmak istemiyorum. Genelde çıkınca da girmek istemiyorum ama şey böyle. Spora gitmek için bile böyle üstümü değiştireceğim, spora gideceğim falan nasıl üşeniyorum. Ama kendime sürekli şey söylüyorum mesela. Her gittiğimde iyi ki gelmişim dediğim için, bir kez bile niye geldim ya bugün demediğim için. Kendime onu hatırlatıp birazcık zorluyorum. Ama burada takip etmek, işaretlemek hoşuma gidiyor. Özellikle bir önceki aylara dönüp böyle baktım falan, düzenli spor yaptım falan gördüm. O beni motive etti mesela bu ay birazcık daha yapmak için. Onun yanında sağlıklı beslenme olacak. Gerçekten eğer böyle vücudunuz şekle girsin, birazcık daha işte kendime yatırım yapayım diyorsanız sadece spor yapmak hiçbir zaman işe yaramıyor. Ben hayatım boyunca spor yaptım ama hayatım boyunca sağlıklı beslenmedim. Bu seneye kadar, yani bu son senelere kadar açıkçası beslenme hakkında fazla bilgim de yoktu. Ve şeyi de fark ettim. Sağlıklı beslenmediğim sürece sporun etkilerini kesinlikle çok fazla göremiyorsunuz ama sağlıklı beslendiğiniz ve spor yaptığınız zaman vücut inanılmaz değişiyor. Enerjiniz inanılmaz değişiyor. Mentaliteniz inanılmaz değişiyor. Çok güzel bir dengesi var ama gerçekten zor bir şey. Özellikle benim gibi yemek seven, hani yaşamak için değil yemek için yaşayanlardansanız, hayatınızda böyle inanılmaz büyük bir yeri varsa tatlı ve abur cuburun özellikle keyif yiyicisiniz, çok zor bir şey. Ve ben dengeli bir insan değilimdir. Hani ben ya hep yaparım ya hiç yaparım. Onun için de daha da zor oluyor. Bu ajandada takip ederken birazcık daha kendimi birazcık daha kontrol edebiliyorum, gözlemleyebiliyorum en azından. O iyi oluyor. Onun yanında Maya olacak benim kullandığım 3 boyutlu program. Düzenli işte çalışmamı, uzaklaşmamı işte 3D'den takip etmek adına bunu ayırıyorum. Altta Language olacak. Hala ne öğreneceğimi karar veremediğim için ama artık hani ya böyle Fransızca iyice dibine kadar gideyim ya da işte Portekizce ders almaya başlayayım diye karar veremedim ama bu alanı sürekli bırakıyorum kendimi zorlayayım, teşvik etmek amacıyla diye böyle bir alan bırakacağım. Yanında social olacak, yani evden çıkıp sosyal hayatı edineyim kısımları da işaretleyebileyim diye. Onun yanında böyle relax diye bir yer bıraktım. Aslında böyle meditasyon yapabilirim, yürüyüşe çıkabilirim, tenis oynayabilirim. Gerçekten kendimi rahatlatmak ve başka hiçbir amacı olmayan aktiviteler yaptığım günleri kontrol edeceğim. Çünkü kendimi rahatlatmak adına çok az şey yaptığımı fark ettim. Böyle sağlıklı besleneyim, spor yapayım, arkadaşlarımla görüşeyim falan okey ama o an hissettiğim kendimi rahatlatacak şey ne günden güne değiştiği için böyle bir alan bırakmanın mantıklı olacağını düşündüm. Deneyeceğim bakalım nasıl gidecek.
Şimdi bu Habit Tracker'ın alt kısmında başka takip edeceğim yerler olacak. Burayı üçe böleceğim aslında ama böyle temaya uysun diye ev ev yapayım dedim bu şablonları böyle. Güzel durdu. İsterseniz siz buraya işte ders programınızı, ödev takiplerinizi, not takiplerinizi, işte proje deadline'larınızı, zart zurt falan okulda ne işinize yarayacaksa ya da işte onları koyabilirsiniz. Ama şablon size böyle güzel bir ilham olabilir diye düşünüyorum. Bunlardan benim için bir tanesi accomplishment olacak. Yani başardıklarım gibi bir şey. Bunu son birkaç aydır kullanıyorum. Belki biliyorsunuzdur. Buraya böyle ay içinde yapmak istediğim 3 şey yazıyorum. Hani bu şey olabilir. Bisikletle seyahate çık, kamp yap, ne bileyim yoga yap. Bir gününü sadece kendine ayır. Her şey olabilir. Beni, sadece beni hissettirmek amacıyla buraya yer ettirdiğim, hani ayın başında yazıyorum ve o ay içinde boş bir günüm olduğunda ya da kendimi hissetmediğimde gidip ne yapabilirim kendimi hissettirmek adına dediğimde böyle benim için minik bir kutu oluyor ve bunları yaptığımda fark ettim ki bu da yapıyorum. Çünkü büyük hedefler koymuyorum ve yaparken iyi hissedeceğim şeyler yazdığım için hem gerçekten bana iyi geliyor hem de böyle onları yapmış olmak da iyi hissettiriyor. Hani boş geçmiş gibi hissetmiyorum ayı en azından kendime yatırım açısından. Bir tanesi must do olacak. Yani yapmak zorunda olduklarım. Doktor randevum olabilir, bir iş teslimim olabilir. Ama buraya genelde işle ilgili şeyler yazmıyorum da daha çok genel gidiş, hayatın gidişiyle ilgili. İşte evle ilgili bir şey olabilir, ailemle ilgili bir şey olabilir. Her neyse böyle yapmak zorunda olduğum, bu ay içinde yapılması gereken şeyler. Deadline'ı bu ay olan şeyleri yazacağım. Bir de onun yanında targets diye yani hedeflenen şeyler var. Orada daha çok hani yapmak zorunda olmadığım ama bu içinde yaparsam işte çekeceğim videolar mesela, bitirmem gereken çizimler, işte görüşmem gereken insanlar, ayarlamam gereken toplantılar, neler varsa bu ay olması şart olmayan ama bu içinde yaparsam o iyi olur ya, şahane, bravo, Tuğçe'cim diyeceğim şeyleri yazacağım. Bu sayfanın sağ tarafına da yeni bir bölüm ekliyoruz. Üstte aslında creative ideas olacak. Böyle küçük bir alan bırakacağım oraya. Evet, çünkü çok fazla creative ideas yok. Kendini tekrarlayan sürekli işte Gişten'e giriş, Sulubo'ya giriş, Höde Böde videoları falan isimlerini yazıyorum. Çünkü sırada bekleyen çok şey olduğu için yeni creative ideaları çok açık değilim. Ama gene de her ay en azından 1-2 tane şey çıkıyor diye bu alanı bıraktım. Onun altında da yeni bir yer bırakacağım. Burası I am grateful. Yani nasıl hani teşekkür ettiğim şeyler gibi, hani hayatımda olduğu için memnun olduğum şeyler gibi bir şeydir bu. Bu da nereden çıktı? Geçenlerde böyle çalışırken ne dinlesem falan filan derken işte TED Talks'tan bir şeyler dinlemeye başladım. Orada işte şeyden bahsediyordu. Hayatın yapılan bir araştırmada işte hayatın işte 20 gün boyunca grateful olduğu, işte müteşekkir olduğu şeyleri yazan insanlar hayatında daha mutlu olduğu tespit edilmiş. Ve benim gerçekten önceden bunu yaptığım bir dönem vardı böyle işte. Beyin neticede çöp gibi olduğu için çok fazla negatif düşünce de gelip geçtiği için arasından böyle daha çok onu pozitife yönlendirmek adına, lead etmek adına, çünkü gerçekten beyni bıraktığınızda kendinden geçip böyle saçmalayabiliyor. Onu daha iyi yöne çekmek, daha iyi arkadaş çevresinin içine itmek adına böyle her gün güne başlarken gidip buraya böyle ne için minnettarım, o an hayatımda iyi hissettiren bana ne var, bunları yazıp kendime hatırlatarak böyle birazcık daha kendimi pozitif düşünce, pozitif hisse yönlendirmek istiyorum. İşe yaradığını bildiğim için bunu ajandaya eklemek istedim. Bu ay sonunda baktım bu alanı kullanıyorum. Yani işe yaradığı %100 ama belki kullanmayabilirim, unutabilirim, es geçebilirim, öyle hissetmiyor olabilirim. Ama bu ay bunu bırakacağım. Ve bu ayın sonunda baktım aralığı kullanıyorum, doluyor. Bir sonraki ayda da muhtemelen burada olacak. Eğer siz de böyle bir alan bırakmayı düşünüyorsanız, ayın sonunda nasıl hissettiğini bana yazarsanız çok sevinirim. Kesinlikle de tavsiye ediyorum bu arada. Benim yaptığım dönemde bana gerçekten iyi gelmiş ve iyi hissettirmişti. Beyni gerçekten bıraktığınızda negatif düşüncelerle dolması çok olası. Etrafımızdaki her şeyden etkileniyoruz çünkü. Yani filtre yok böyle, hani beyin her şeyi görüyor, her şeyi alıyor ve her tür düşünceyi sizi yönlendirebilir. Farkında olmadan hayatınızın akışı daha negatifleşe, düşünce şekliniz daha negatifleşe de bilir. Onun için böyle birazcık beyni, bilinçaltını olumluya etmek, pozitife yönlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Artık bu noktada bu sayfamızın tasarımında sona gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Eğlenmişsinizdir, öğrenmişsinizdir diyeceğim. Çok şey öğretici şeyler paylaştım söylenemese de. Sizinle çok yakında daha öğretici bir videoda görüşmek üzere. İyi Eylüller diliyorum. Hoşçakalın.